Sevgili Kayserililer, aziz kardeşlerim, değerli hanımefendiler, sevgili gençler, zirve şehrin çalışkan insanları, helal olsun size, helal olsun. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Bütün gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. Maşallah! Kayseri bir başka, gençler bir başka, Kayseri bizi bağrına basıyor. Sağ olun, var olun, kutlu davamıza sahip çıkan Kayseri'ye ne kadar hizmet etsek yeridir, azdır bu coşku için. Bu heyecan için hepinizi yürekten tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız dedi ki, Kayserili kardeşlerimizin halini bir sor. Ne arıyorlar? Ne arıyorlar? Bir sor bakayım dedi. Ne arıyorsun? Kayseri, ne arıyorsunuz, ne arıyorsunuz? Bugün Kayseri yine bir tarih yazıyor. Yine bir destan yazıyor. Allah hepinizden razı olsun. Sarsılmaz desteğiniz, dualar için size teşekkür ediyorum. Dimdik duruşunuz için, memleket için, aşkınız için, vefanız için sizlere teşekkür ediyorum. Alın terinin emeğini, gayretin şehri Kayseri'yi her türlü takdiri hak ediyorsunuz. Demokrasiye verdiği güç için, hukuk devletine, demokrasiye sahip çıktığınız için Kayseri cennet vatanın en güzel şehirlerinden biri. 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı'nda demokrasi için, hukuk için, gelecek için gece gündüz nöbet tuttunuz. Ay yıldızlı bayrağı indirtmediniz, ezanları dindirtmediniz, alçaklara hak ettiği cezayı verdiniz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktınız. Darbecilere geçit vermediniz. Kayseri önceki dönem cumhurbaşkanımlarımızdan Sayın Abdullah Gül başta olmak üzere devlet idaresinde söz sahibi olmuş birçok devlet adamı, siyaset adamı yetiştirdi. Bu ülke için taş üstüne taş koyan, hizmet eden herkese teşekkür ediyorum. Kayseri'nin hanımefendileri, Kayseri'nin beyefendileri, Kayseri'nin gençleri, biz bugüne kadar gücümüzü hep sizden aldık. Kadın kolları, kadın kollarımız, kadınlarımız, gençlik kollarımız, 2019'a hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız?
Durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. Maşallah. Kayseri işi bitirmiş. Kayseri tamam diyor. Kayseri 2003 seçimleriyle başlayan büyük değişim hareketine en çok kucak açan illerimizin başında geliyor. 2007 referandumunda %82 oyla evet dediniz. Kasım 2015 seçimlerinde %65 üzerinde destek verdiniz. 2019 seçimlerinde yeni bir destan yazmaya hazır mısınız? Sandıkları oylarla dolduracak mısınız? Kayseri'ye de bu yakışır gençler. Size de bu yakışır. Eğer Kayseri kararını vermişse bu iş tamam demektir. Kayseri karar vermişse Türkiye'de kararını vermiş demektir. Kayseri doğruyu eğriden iyi ayırır. Hesabı kitabı iyi yapar. İş yapanla laf yapanı iyi bilir. Sağ olun, var olun. Allah sizden razı olsun. Bizim teşkilatımızın, yol arkadaşlarımızın en önemli özelliği vefalı oluşlarıdır. AK Parti aynı zamanda bir vefa hareketidir. Görevler, makamlar gelir geçer. Bütün görevler, bütün makamlar için bizim için bir imtihandır. Ve bütün bu makamlar milletin bize emanetidir. Önümüzdeki, omuzumuzdaki yük millete aittir. Bu harekette, bu partide, AK Parti'de görev alan herkese, herkes millete karşı sorumluluğunun bilincindedir. Bizdeki bayrak yarışı spordaki bayrak yarışına benzemez. Bizde bayrağı alan da koşar, bayrağı veren de aynı şekilde koşmaya devam eder. Bizde eskilik sadece görev tarihi itibariyledir. Bizim bütün arkadaşlarımız eskimez arkadaşlarımızdır. AK Parti'deki muhabbet, sevgi, dayanışma, dostluk her zaman yenidir, tazedir, taptazedir. Şu an bakıyorum da geçmiş yıllarda görev almış arkadaşlarımız ekseriyetle burada. Kayseri'de AK Parti hareketini başlatan yol arkadaşlarımız burada. Vatanı için, millet için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için koşturmaya heyecanla, aşkla devam ediyorlar. Sağ olun, var olun. Allah hepinizden razı olsun. Tıpkı ilk günkü gibi bugün de yan yanayız. Birlikteyiz, hep beraberiz. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman AK Parti bir vefa hareketidir der. İşte buradaki tablo bunu bir kez daha ortaya koyuyor.
bu hareketin içine nifak sokmak isteyenler, Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarına söz edenler aslında Türkiye'ye zarar veriyorlar. AK Parti'ye bir nifak soksak da arkasından Türkiye'nin istikrarının, huzurunun da bozulacağını iyi biliyorlar. İstikrarın ne anlama geldiğini Kayserililer herkesten daha iyi bilir. Kayseri istikrarın şehridir. Kayseri'nin başarısının arkasında istikrar vardır. Nifaktan, ayrılıktan medet umanlar avuçlarını yalayacaklar. Bu harekette ayrıya, gayrıya, kavgaya asla yer olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Yunus Emre'nin dediği gibi, biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi için. Aşkın yeri gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Değerli kardeşlerim, sevgili Kayseriler, 2002 öncesinde Türkiye'nin içine düşürüldüğü halleri gençler siz belki de hatırlamazsınız. Çünkü AK Parti iktidar olduğunda doğan çocuklar bugün 15 yaşını geçti. Vesayetçi müdahalelerle siyasetin dengesi bozuluyor. Ülkeye hükümet dayanmıyordu. Sanayicimiz, tüccarımız ümitsizlik içinde her geçen gün zarar ediyordu. Okullar yetersiz, sınıflar kalabalık, öğretmenler çaresiz, üniversiteler yetersiz, öğrenci yurtları, barınacak yerler yetersiz. Hastaneleri sorsan bir giden pişman, bir de gitmeyen pişman. Sağ giden hasta olarak çıkıyor. Sağlık hizmetleri ihtiyaca cevap vermekten uzak. Başörtülü kızlarımız okullara giremiyor. Devlet dairesinde çalışmalarına izin verilmiyor. Şimdi de Türkiye'ye bir bakalım. Gücümüz millet, kaynağımız Türkiye dedik. Türkiye'yi dipten aldık, zirveye çıkardık. Bugün Türkiye Erciyes gibi dimdik ayakta. Yahyalı, şunu unutmayın. Biz sadece Mevlamızın önünde eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmeyiz. 2017 ihracatımız elhamdülillah bir önceki yıla göre %10'dan fazla arttı. 157 milyar doları geçti. 2017 yılında toplam otomotiv üretimi 1 milyon 700 bine yaklaştı. Bu ne demektir? %20'nin üzerinde artış demektir. Sanayi üretmeye devam ediyor. Bunun istihdama yansımaları ortada. 2007-2016 yılları arasında
Avrupa Birliği'nin bütün üyelerinin 28 ülkenin oluşturduğu istihdamın iki katını Türkiye sağladı. Türkiye'ye yakışan da budur gençler. Size yakışan da budur. Değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim, yine Avrupa ülkeler arasında kadın istihdamını, iş gücünü arttıran tek ülke Türkiye olmuştur. 2017'de İşkur vasıtasıyla 1.057.000 yeni işe başlayanların 357.210'u kadınlardan oluşuyor. Kadınlar iş hayatında daha etkin bir şekilde günden güne yerini alıyor. Tarıma verilen desteği 15 yılda 8 kat arttırdık. 2002'den önce tarıma sadece 1 milyar 800 milyon destek veriliyordu. 2018'de toplam destek miktarı 15 milyara çıktı. Türkiye tarımda ihracatçı ülkeler arasına girdi. 16 yılda tarımda ihracatımız 3.7 milyar dolardan 17 milyar dolara çıktı. Bu aydan itibaren sevgili çiftçiler, mazotun yarısını biz ödüyoruz. Mazot desteği yarısı sizden, yarısı bizden. Hayırlı uğurlu olsun. Küçükbaş hayvancılığı geliştirmek için yeni bir proje başlattık. TİGEM aracılığıyla Ziraat Bankası'ndan kaynak kullandırarak damızlık, küçükbaş hayvancılığını teşvik ediyoruz. Sevgili Kayserililer, 16 yıllık kazanımlar ortada. Bu kazanımlar kadınlarımızın, çocuklarımızın kazanımları, esnafımızın, çiftçimizin, köylümüzün, işçimizin, memurumuzun kazanımları. Bu kazanımlar Kayseri'nin kazanımları, Türkiye'nin kazanımları. 2019 seçimlerinde Türkiye'nin önünü bir kez daha açacağız. Geri dönüş yok. Hep ileriye, daima ileriye. Hazır mısınız? Daha çok demokrasi, daha çok özgürlük için, daha fazla refah için var mısınız? İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün demeye var mısınız? Allah sizden razı olsun. Sağ olun. Var olun değerli kardeşlerim. Evet, Kayseri'nin bizim iktidarımızda yeri çok önemli. Kayseri'de ülkemizin üreten ve ticaretiyle göğsümüzü kabartan güzel bir şehir. Kayseri'nin zenginliği aynı zamanda etrafındaki illerin ve bölgenin de zenginliğidir. Kayseri doğrudan dış pazarlara açılmış üretken bir ekonomiye sahip. Biz baştan beri Kayseri'nin kalkınmadaki öncü rolünü biliyor ve buna göre çalışıyoruz.
Evet. 16 yıl boyunca Kayseri'ye az önce grup başkan vekilimiz de söyledi. 17 milyar yatırım yaptık. Helali hoş olsun. Kayseri daha fazlasına layık. Hepsini saymaya kalksam saatler alır. Kayseri'nin 2002 yılında ihracatı 351 milyon dolardı. 2016 sonunda Kayseri ihracatta 1 milyar 642 milyona ulaştı. İşte Kayseri farkı bu. Kazancın bereketi işte bu. Kayseri'de 351 binin üzerinde sigortalı çalışan var. İş yeri sayısı 30 binin üzerinde. Allah sayınızı artırsın. Daha fazlasını versin. 2002 yılında Kayseri'de üçü kadın, sadece 246 engelli kardeşimiz iş yerlerinde istihdam ediliyordu. Bugün ne kadar? 12.779 engelli kardeşimize iş vermiş durumdayız. İşte farkımız bu. Bu tablo bile nereden nereye geldiğimizi gösteriyor. Ulaşımda, ekonomide olmazsa olmaz yollardır. Eğer yollarınız yetersizse zamandan kaybedersiniz, maliyetiniz artar ve trafik kazalarında ölümler artar. Az önce Taner Bey, Mustafa Bey bir hikaye anlattı. Nasıl 6 kilometre yolu 6 sefer teftiş ettiklerinden bahsetti. Düşünebiliyor musunuz? Ülkemizin göz bebeği, bir ticaret şehri Kayseri'de topu topu 77 kilometre bölünmüş yol var. 16 yılda Kayseri'ye ne kadar bölünmüş yol yaptık gençler? 77 kilometre, 80 yılda, 15 yılda 600 kilometre, 600. İşte fark bu. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böleriz de vatanı böldürtmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin. Bugün Kayseri'nin bölünmüş yol uzunluğu 672 kilometreye çıktı. Kayseri'yi Sivas'a, Niğde'ye, Nevşehir'e, Kırşehir'e, Yozgat'a bölünmüş yollarla bağladık. İş bitti, yapı paydos demedik. Kayseri güney çevre yol olmak üzere 14 yeni yol projemiz tüm hızıyla devam ediyor. İnşa ettiğimiz sulama projeleriyle 355 bin dönüm araziyi suyla buluşturduk. Değerli kardeşlerim, Kayseri'ye yaptıklarımızın yanı sıra 4 baraj daha yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün Kayseri'de 3 organize sanayi bölgesinde toplam 1276 parselde 70.700 kardeşimiz iş az sahibi. Ama yetmez. Kayseri'ye 4 OSB daha yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun.
Erciyes master planı az önce Çevre Şehircilik Bakanımız Mehmet Bey de söyledi. Erciyes Dağı turizm, kış turizmleri merkezi haline geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Kayseri 2003 yılında 325 bin Kayseri Havalimanı, 370-325 bin yolcu geliyordu. Geçen sene 2.150.000 bine çıktı. 325 binden 2.150.000 bin. Tam 6 kattan fazla büyüme. Evet sevgili kardeşlerim, Kayserililerin bir beklentisi var. Sanayinin, turizmin, ticaretin başkenti Kayseri'ye bu terminal, havalimanı terminali yetersiz geliyor. Ne yapalım? Modern, çok güzel bir terminal yapalım mı? Yakışır mı Kayseri'ye? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. 250 bin metrekarelik arazide çalışmalar başladı. İnşallah bu sene içerisinde inşaatına da başlayacağız. Değerli kardeşlerim, Eylül'de ihalesi yapılacak. Ama ondan önce Kayseri'nin beklediği müjdeyi veriyorum. Hızlı tren! Hızlı tren Kayseri'ye geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. 28 Mart'ta ihalesi yapılıyor. Hayırlı olsun. Yerköy'den Kayseri'ye. Yerköy'e gideceksiniz. İster Sivas'a gidin, Erzincan'a, isterseniz Ankara'ya gidin, oradan Konya'ya gidin, Bursa'ya gidin, Bilecik'e gidin, Sakarya'ya gidin. Evet, yollar kısalacak, zaman kısalacak, işiniz, aşınız daha da artacak. Yüksek hızlı tren Kayseri'nin zenginliğine zenginlik katacak. Bitti mi? Otogar ile şehir hastanesinin arasına raylı sistem yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Kayseri'nin zenginliklerini koruyan, bunun için her gün çalışan Büyükşehir Belediye'mizi, ilçe belediyelerini de tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Biliyorsunuz, AK Parti'nin temelinde yerel yönetimler vardır. Liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yaptığı takdire şayan hizmetler sonucu AK Parti'yi bu millet iktidar yaptı. Ve 15 yıldır AK Parti'ye desteğinizi devam ettiriyorsunuz. Biz de doğusundan, batısından, güneyinden, kuzeyinden ayrım yapmaksızın yurdun her köşesinde hizmetlerimizle ülkeyi kalkındırmaya devam ediyoruz. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daha da güçlendiriyoruz. Her şey Türkiye için diyoruz. Her şey Kayseri için diyoruz. İncesu
Kayseri arasında banliyö seferleri de Nisan ayında başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Yeşilhisar Gömeç arasını da bu sene bitiriyoruz. Değerli kardeşlerim, anlatmakla bunlar bitmez. Yaşamak lazım, görmek lazım. Elhamdülillah görüyor. Milletimiz görüyor. Kayseri görüyor. Onun için de desteğinizi her seçimde daha arttırıyorsunuz. Evet, şimdi 2019'a giderken Cumhur İttifakı'nı sağlayacak bir yasal değişikliği Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber gerçekleştirmek için meclise teklif verdik. İttifakı birlikte seçime girmeyi yasaklayan hükümleri kaldırıyoruz. Bu teklifle birlikte partilerin aralarında ittifak kurmalarına imkan vermesini sağlıyoruz. Bunun en önemli sonuçlarından biri, ittifaka giren partilerin baraj sorunu kalmıyor. Hani küçük partiler bahane ediyor ya, baraj sorunumuz var. Hadi kaldırdık işte. Girin ittifaka, baraja falan takılmadan yolunuza devam edin. Çünkü bu durumda baraj ittifaka katılan partilerin tamamının oyu üzerinden hesaplanıyor. Eğer iki parti diyelim %10'dan fazla oy almışsa baraj problemi kalmamış oluyor. Partilerinden birinin çok az alması, birinin çok fazla alması bu durumu değiştirmiyor. Söyleyin. Şeyden sonra. Konuşmadan sonra dışarıda. Hadi. Gitmeyin, bekleyin. Bekleyin, acele etmeyin. Bu son derece önemli ve bütün oyların, kullanılan bütün oyların değerlendirilmesi demek. Millet iradesinin sandığa yansıması demek. Ana muhalefet partisi CHP kalkmış diyor ki bu bir koalisyondur diyor. Bu adama biz derdimizi anlatamadık. Kayserililer sizin ağzınızla, sizin lisanınızla buna bir cevap verelim mi? Şu CHP'ye, Kılıçdaroğlu'na bir cevap verelim mi? Dört diyorsun, doğuz diyorsun, topluyorsun, otuz diyorsun. Dört diyorsun, doğuz diyorsun, topluyorsun, otuz diyorsun. Bunların bütün hesapları aynen böyle. Ne derlerse aynı. Seçmen sandığa gittiği zaman oy pusulasında ittifak partilerinin aynı sütunda yan yana görecek. Mesela AK Parti, MHP karar verdi. Cumhur İttifakı'nı kuracak. Cumhur İttifakı altında AK Parti'nin amblemi, MHP'nin amblemi, altında da milletvekillerinin adayların isimleri. Daha aşağıda da iki tane yuvarlak mühür yeri. Herkes kendi partisine oyunu verecek. Sonunda oylar toplanacak. Alınan toplam üzerinden aldıkları oylar dağıtılacak, milletvekillere hesaplanacak. Peki iki partiye, iki yuvarlığa birden mühür vurulursa ne olacak?
veya ikiden fazla mühür vurulursa ne olacak? Oylar ziyan olmayacak. O da toplanacak, toplam oya ilave edilecek, sonradan değerlendirilecek. Evet, gördüğünüz gibi temsilde adaleti, yönetimde istikrarı sağlayan ve %50'den fazla bir oyla Cumhurbaşkanı seçen bir sistemi getiriyoruz. 16 Nisan'da bunun kararını verdik. Milletvekili seçimlerinde böyle oluyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de zaten aday belli. İttifakın adayı. O halde problem yok. Recep Tayyip Erdoğan. Böylece inşallah 2019'da da istikrar sürsün, Türkiye büyüsün diyeceğiz. İstikrar sürsün, Kayseri büyüsün demeye var mısınız? Yeni bir destan yazmaya hazır mısınız? Allah sizden razı olsun. Sağ olun, var olun değerli kardeşlerim. Evet. Afrin'de destan yazan kahraman Mehmetçiklerimize de muvaffakiyetler diliyoruz. Onlar bu ülkenin geleceği, bağımsızlığı, milletimizin can ve mal güvenliği için, Türkiye'nin bekası için büyük bir mücadele veriyorlar. Allah yar ve yardımcılar olsun. Türkiye, uluslararası hukuktan doğan meşru hakkını kullanarak PKK, PYD, YPG, DAEŞ örgütlerine karşı amansız bir mücadele veriyor. Ülkemizi tehdit nereden gelirse gelsin, gereğini yapmaya kararlıyız. Bu konuda asla taviz vermeyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi bir kez daha sevgiyle, muhabbetle selamlıyor. Kongremizin, ülkemiz için, Kayserimiz için, milletimiz için hayırlara vesile olmasını Mevlam'dan niyaz ediyor. Hepinize sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.